Merhaba, artık ben de YouTube'dayım, duramadım yerimde. Biliyorsunuz beni yakından tanıyanlar bilir, benim bir web sitem vardı, kendi adımla aynı olan yusufihsankurt.com. Burada bir hatırı sayılır kitleye ulaştım. Dedim ki bunu artık bir YouTube'a taşıyayım. Aslında bu karantina olmadan önce de çok önceden düşündüğüm bir şeydi. Ben zaten siteyi kurarken de bana bir sevdiğim müdürüm YouTube'a gir, artık insanlar yazı okumuyor demişti. O zamanlar cesaret edememiştim. Aslında bu YouTube'a girme olayında en büyük, bana cesaret veren en büyük şey eşimin YouTube kanal açmasıydı. Çok kolay bir şekilde video çekilebildiğini, kısa yoldan hızlıca edit yapılabildiğini gördüm. Aynı siteyi yazdığımdaki aynı amaca sahibim. Dijital pazarlamayla uğraştığım için, SEO gibi konularla hemhal olduğum için orada edindiğim tecrübeleri YouTube'a aktarmak istiyorum. Amacım böyle deli gibi izlenmek, abone falan değil. Tabii ki abone olması güzel olur ama asıl amacım bundan bir yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımda hem eski halimi görmek, hem eski fikirlerimi, hem eski anlattığım şeyleri tekrardan izlemek. Yani hatıralar biriktirmek asıl amacım. Peki sen buraya geldin de ne çekeceksin burada, ne yapacaksın falan? Pizza tarifi yapmayacağım, onu söyleyeyim. Asıl amacım sitede çok yazım ilk sıraya çıktı Google'da. Yani mesela yüksek lisans tezi nasıl yazılır, işte TOEFL'dan nasıl yüksek alınır gibi sorguları yaptığınızda ilk sırada ben çıkıyorum ve bunlara günde onlarca, yüzlerce kişi giriyor. İlk çekmeyi düşündüğüm videolar bu yazıların videoya dönüşmüş halleri, biraz daha ayrıntılı halleri. Örneğin TOEFL'dan nasıl yüksek alınır yazısında bazı şeyleri yazıyla aktardım. Konuşarak daha iyi aktarabileceğimi, daha çok insana dokunabileceğimi, daha çok insana yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Bunların haricinde tabii musikiyle uğraşıyorum, müzikle uğraşıyorum, ut çalıyorum, bağlama çalıyorum. Çok kenarda bekleyen, işte eski bilgisayarda, eski telefonun hard diskinde falan filan hani çok kayıtlar var, çok beste var. Bunları da bir gün yüzüne çıkarayım, ölmeden bunları bir yayınlayayım. Bunlar da hatıra olsun, 5 yıl sonra yine dönüp bakıp vay işte 2020'de de şöyle bir beste yapmıştık, karantinada yüklemiştim falan. Bir de yazıyla insana dokunmak ile videoyla dokunmak da farklı. Benim yazılarımı kenardan gizli gizli okuyan veya benim yolladıktan sonra sadece yazımı okuyup çok güzelmiş deyip sonra bir daha bir sonraki yaza kadar görüşmediğim çok insan var. Lise arkadaşlarım var veyahut da beni bir yerlerden bir şekilde ekleyen veya eski öğrencilerimden. Bunlara bir de videoyla yani bir görsel bir şekilde de dokunmak istedim. Yani onların sayfalarına bir de böyle konuk olmak istedim. Yani bir yazıyla konuk olmak var, bir de videoyla konuk olmak var. Dolayısıyla bağlama ve ud üzerine de müzik videoları da gelecek. Belki dinlediğim şarkılardan, dinlediğim müzik türlerinden, dinlediğim sanatçılardan da videolar yapabilirim ve videolarım çoğunlukla kısa olacak ve 3-5 dakika tadımlık. Ya, tabii bunlar benim düşüncelerim. Sizin hakkınıza işte ya şunu da çeksene, sen bu işi çok iyi biliyorsun, aslında sen bunu anlatsan çok güzel olur gibi böyle fikirler gelirse alta yorumlar yazın. Bir de hani bu işe girmemi yüreklendirecek veyahut da girmememi düşünüyorsanız makul bir şekilde yorumlara hani hacı çok iyi yapmışsın ya da ya sen buraya girmesen daha iyi falan gibi hani yorumlarda atabilirsiniz. Bir de bunu bir yeni başlama hediyesi olarak düşünün. Hani bu kanala bu video sonunda abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar klişe ama her YouTube üreticisinin taleplerinden biri. Benim de talebim yüreklenebilmem için, bu işin devamının gelebilmesi için kanala abone olmanız ve videomu beğenmeniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.